2020'nin ilk programından Buyur. herkese merhabalar. Futbol ve ötesinde yine Ferdun abiyle birlikteyiz. Ferdun abi, mutlu Geldi. yıllar. Geldi sarı. Dur ıslanmışsın dur. Dışarıdan geldi. Dur. Kıvanç. Kıvanç hoş geldin. Bu da sarı lacivert Bu senin kedin abi. bak. Benim de kartalım var burada. Kartal. Bu Kıvanç. Bu Kıvanç. Kıvanç biraz Sarı. Hadi oğlum, müsaade et size. ıslanmış. Dışarıdan geldi. Evet abi 2020 2019'a veda ettik. 2020'ye girdik. Ülkemiz adına, dünya insanı adına hayırlı uğurlu olsun. İnşallah öyle olur. Bazı şeyler artık arkamızda bırakırız diye umut ettiğimiz bir yıl olsun. Kavganın, gürültünün, sevgisizliğin Bak, sevgisizliğin çok dedi. az olduğu bir dönem yaşansın. Herkes birbirini sevsin, saysın ama şu gerçek be. Aynen öyle abi. Geçtiğimiz hafta ben yoktum. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oldu. Fenerbahçeli arkadaşlardan dilerdim ki şöyle bir tepki beklerdim. Hakem maçı kötü yönetti. Hak edeceğimiz bir galibiyetti belki. Buna hakemler gölge düşürdü Evet. deyip tepki göstermesini beklerdim. Ya Çünkü şimdi sistem böyle bak o bozabilirdi. mevzu çok enteresan. Sistemi öyle bozabilirdik değil. Çok kargaşa oldu. Bak insanlar yanlış değerlendiriyor. Adım adım gidersek Fenerbahçe Teknik Direktörü maçtan sonra direkt hiç beklenmedik bir açıklama yaptı. Sebebinin içini anlattık. Biz tepki aldık. Problem değil. Kim ne söylediğini biliyor. Kim nasıl da tavır sergilediğini biliyor. O yüzden insanların bildiği şeyleri tekrarlamanın bir anlamı yok. Kalkıp bizim söylediklerimizi yalanlayabilirler. Bizim söylediklerimiz üzerinden kendilerince bambaşka düşünceler içerisine giren insanlar olabilir ama doğru bir tane. Biz o gün doğruyu söyledik. Ersun Hoca'nın bu çıkışı yanlıştı. O çıkış sonrası antrenörsüz ve işte belirli bölgelerde oyuncusu olmayan takım dedi ya. Ondan sonra zaten ortalık karıştı. Yani Ali Bey'den söyleyeceğini bilemedi. Hatta kalktı yine nezaket gösterdi. Hocasının kendisine olan tepkisini dahi absorbe etti. Kalktı. Arabaya kadar yolcu etti. Ne diyeceğini unuttu. Maçı bile unuttu bence orada. Yani maçın bütün pozisyonları bile aklından bence gitti Ali Koç'un. Sayın Ali Koç'un. Yani ciddi Yani söylüyorum bak. açıklama yapan Ersun Yanal, linç yiyen spor yazarları Evet, oluyor. evet. Yani çok enteresan bir şekilde. Neden Yani olduğunu açıkladı dedik. Altısında açıklayacakmış. Hatta birilerine demiş ki sorusu olmak isteyen, yüzleşmek isteyen gelsin filan gibilerinden de bir garip bir söz etmiş. enteresan bir Etsin süreç oldu. kardeşim. Bizim sorumuz da belli, cevabımız da belli. Sana söylenen soru belli. Diyorlar ki yani bu puanı hocası da olsa bu takım kazanırdı. Söylenen bu. Sonrasında da senin tepkin başkana, direkt başkana. Direkt başkan ve yönetime. Bir tarafından başkanı eleştiriyorsun. Niye sana bu sözü söyledi diye. Bir tarafından da takımım yok, oyuncum yok diyorsun. Böyle eleştiriyorsun. Şimdi takım yok, oyuncu yok derken yani Beşiktaşlar yanlış anlamasın. Yani bence Beşiktaş tarafı ok hengamenin şeyine gitti. Yoksa Ali Bey adil bir insan. Öyle ya da böyle olan biteni net ve Ali açık bir Bey'in şekilde talihsiz bir söylerdi. açıklaması oldu Ya hakemlerle orada işte ilgili. bak oradaki olay bambaşkaydı. Bambaşkaydı. Yani bu arbedede, kargaşada ne söyleyeceğini unuttu bence. Yani bence Türk spor kamuoyu adil bir maç yönetilmediği konusunda hemfikir. Ben hep onu diyorum. Keşke mesela Fenerbahçe camiası deseydi ki kardeşim maçı kötü yönettiniz deseydi Diyen denemeyecek fırsat olmadı işte işte. İç kavga, denseydi iç kargaşa 32. kapattı. hafta Beşiktaş Bambaşka olurdu. Fenerbahçe maçında o zaman hakemler Fenerbahçe'yi doğrayamayacaktı. Ben hep Doğrayacak diyorum mı sence? doğrayacak Yok. bu. Ben doğrayacaklar Ya göreceksiniz. şimdi o maçların Bu şimdi ben maçta Fenerbahçe camiasının ağzından bir parmak şimdi balçıldı. Bu yıllardır böyle oluyor bak Ferdin abi. şimdi doğru söylüyorsun. O zaman bizim kendi yorumumuzdan ziyade yaşanmışlıklara bakalım. Ben o olayları biliyordum. Bizim Ahmet de söyledi yayınlarında. Çok doğru bir tespit. Olan biten belli. Zekeriya Alp Sayın Başkan çağırıyor Güneş Çakır'a. Bu olayları soruyor. Birincisi İlk penaltı pozisyonu, ikinci penaltı vida pozisyonu, üçüncü penaltı pozisyonu en kodu. Hepsine verdiği cevap enteresan. Mesela en son benim de mutabık olduğum olabilir dediğim %100
penaltı diyebileceğim pozisyonlardan bir tanesi Enkor'du. %80 ikincisi tartışılır. Çünkü normal şartlarda geriye düşmesi lazımken Vida öne doğru düşüyor farkındaysan. Künde'yi alıyor. Şimdi orada iki oyuncunun birbiriyle şeyi var. Boğuşması var neticede. Bir boğuşma var. Yani buna %80, %70 bir şey diyebiliriz. Penaltı verse de vermese de bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama bence en tek %100 olanı Enkod'un. Onu da şöyle anlatıyor. Bunların bir hakemlerin şeyi var. WhatsApp grubu bu. Meşhur bir WhatsApp grupları oluştu ya herkesin artık. Oradan videoları atıyorlar. Bunu niye böyle değerlendirdin filan dercesine. Hoca da diyor ki yani neden bunu Güneş Akır. Bak WhatsApp grubuna şunu yazıyor. Neden bunu akışıyla vermiyorsunuz? Ağır çekimde veriyorsunuz diye tepki koyuyor. Sonrasında Zekeriya çağırıyor zaten İstanbul'a. Oturuyorlar konuşuyorlar. Bunları anlatıyor. Bunların diyor üzerine Ulenberg ve bu hakem hocaları getirin. Sorun. Eğer ben haksızsam benim cezamı verin. Haksız değilsem de gereğini yapın. Yani ne yapmak istiyorsunuz onu yapın diyor yani. Göre... Hatta bırakmayı bile düşünüyor yani. Düşünüp İnşallah. Gidip başka yerlerde Çin'de Min'de maç yönetmeyi falan planlamak durumunda kalıyor. Çünkü hoca dışarıda başarılı. İçeride yayıncı bence. Bence şunu yapılması çok daha iyi olurdu. Sayın Zekeriya Alp her şeye konuşuyor ya bunu aralar yapacak zaten herhalde değil mi? Evet. Bir açıklama yapacak. Önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak. Fakat bir şey soracağım. MHK'yı Zekeriya Alp mi yönetiyor, Oğuz Sarvan mı yönetiyor? Oğuz Sarvan yönetiyor arkadaşım ya. Ya zaten söyledik burada. Yani 10 yıldır, 20 yıldır aynı hakemler eskiler arasında dönen bir süreç var, düzen var. Bence yani orada çok iyi bir yabancı bir hakem hocası, işte Ulenberg gibi birisi ya da atıyorum başka birisi kimse getirilip oraya profesyonel insanlar getirip, adil hukukçular getirilip onlarla birlikte yapılsa çok daha iyi olur. Hep eski hakemler beceremiyorlar kardeşim. Bunu kaç kere denediler olmuyor. Dönüyor dolanıyor aynı isimler, aynı yüzler geliyor. Sonra da o algı niye değişmiyor? Bu adamlar niye değişmiyor? Niye sistem değişmiyor? Hep ayrı farklı kararlar. Hiçbir karar birbirini tutmuyor diyoruz. Fırın abi 2019 yılının ilk 17 haftasına baktığımızda aklına kalanlar neler oldu? Türkiye'de Süper Lig adına. Mesela aklına kalan en iyi oyuncu kim oldu? Emre Latiba mesela. Şimdi Emre. Ne diyeceksin? Ya var tabii ki Sivas. Rıza Hoca'yı. Yıllarımız beraber geçmiş Rıza Hoca'yla yani şimdi. Çok büyük işler yaptılar. Büyük işler yapıyorlar. Ya ben sana burada anlattım. Sivas şampiyonla oynarken Mecnun Başkan bana demiş ki 1 milyon dolar daha ekstra gelirimiz olsa ben bu takımı %100 şampiyonluğa ulaştırmak için çabalarım diyordu. Yani %100 şampiyon olabilirim gibilerinden bir şeyi vardı, düşüncesi vardı o zamanlar. Şimdi o günden bugüne Sivas'ın gelişimi, değişimi hep işte düştü çıktı tekrar yine güçlü, yine bir şekilde ligi force ediyor. İkinci yarı ne olur ne biter işte takımı dağıtmazlarsa, oyuncu grubu bozulmazsa. Şimdi de gerekli değerleri alamayınca oyuncular da teknik adam da övgüyü ve alkışı almayınca bir durağanlık başlıyor, bir düşüş başlıyor. Oyuncu da satılırsa tam dağılıyor zaten takımlar biliyorsun. Evet. Bunu hep yaşadık. Çünkü medya gerektiği gibi destek vermiyor. Televizyonlarda lider bizim için ilk yarıyı kimse ağzını açıp övgü dolu sözler sunmuyor. Her gün manşette değilsin. Her gün yaptığın işin nasıl yaptığın konuşulmuyor. Hiçbir medya kuruluşunda, hiçbir televizyon programında. O zaman ne yapıyorsun? Ya aman diyorsun, sıkılıyorsun, daralıyorsun. Bunu çok hoca yaşadı. Ersun Yanal'da mesela Manisa'da yaşadı onu. Yani biz mesela lider Sivas'ı, ikinci sırada Başakşehir'in başarısını konuşmak yerine, üçüncü sıradaki Trabzonspor'un Ünal Karaman'ı göndermesini, dördüncü sıradaki Fenerbahçe'deki Ersun Yanal, işte Ali Koç açıklamalarını, beşinci sıradaki Beşiktaş'ın futbol ve mali çıkmazlarını konuşuyoruz. Ya biz niye ikinci sıradaki işte. Başarıyı konuşmuyoruz, Okan Hoca'nın başarısını konuşmuyoruz, Rıza Hoca'nın başarısını konuşmuyoruz. Bizim de bazen algılarımız biz farkında olmadan bir yere kanalize ediliyor. Ya böyle böyle abi. 32 puan toplamış Trabzonspor hocasını gönderiyor. Sebebi de saçma sapan bu sebepler mesela. Kimine göre saçma sapan, bana göre saçma sapan. Ama bu Trabzonspor klasiği biliyorsun ben Trabzon Lisesi mezunuyum. Yani o gençlik yıllarım tam da o Avni Eken'in yanında geçti. Orada çok maç izledim. Ben hep şunu söylerim. Trabzonspor'un en büyük düşmanı Trabzonlar derim. Çünkü herkes futbolu çok iyi biliyor. Herkesin muhakkak bir futbolla ilişkisi var. Orada hoca ve oyuncu olmak çok zor.
Herkes eleştiriyor. Bir de bizim o genetikten ya mütevellit. O yüzden zaten Trabzon'da yıllar önce ben de mesela beni arada gönderiyorlardı Trabzonspor antrenmanlarını takip etmek, maçlarına gitme konusunda. Çünkü Trabzon iki deplasman oluyor senin için. Bir kere Trabzon'da da oynasa ben buradan İstanbul'dan maça gidiyordum. Trabzon deplasmanda da olsa İstanbul'dan kalkıp başka bir yere deplasmana gidiyordum ben o zaman. Foto muhabirliği yaptığım dönemlerde. Trabzonspor'u takip ettiğim zamanlarda. O zamanlarda bile düşünülüyordu, deniyorduk İstanbul'a taşınsın. İşte İstanbul'da yerlerimiz var, yurdumuz var, çok taraftarımız var filan filan. Böyle bir düşünce vardı. Ama Trabzon oradan çıkmamalı zaten. Ama Trabzon Futbol şehri. futbol şehri, Kültürü kültürü futbol. tamamıyla futbol. Seviyor insanlar, gerektiği gibi destek veriyor ama bir şekilde de gelirleri, stat hasılat gelirleri de dahil olmak üzere çok düşük. Ben Anladın mı? hep diyorum Trabzonlular Trabzon'un çok sevgisinden, çok sevmekten Trabzon'a zarar veriyorlar. Başarılı olan 3 tane takım var. Öyle ya da böyle Başakşehir, Sivas, Ve Trabzon. Trabzon. Kardeşim, Şu anda Sivas. şampiyonun en ciddi ilk üçü dayım bunlar. Evet. Yani ilk Bence üç. öyle. Öyle, bence de Bence öyle. bu takımlardan bir tanesi çok büyük badire atlatmasa Başakşehir ya da Sivas, Trabzon. Fenerbahçe'yi takip ettiğimiz için yıllarca Fenerbahçe'yi daha bir iyi, farklı gözle izliyorsun. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak değil. Bambaşka izliyorsun ki doğruları ve hataları doğru tespit edebilmek için. Ama tabii insanlar bambaşka anlıyorlar. Ya arkadaş şimdi bakıyorsun Vedat geliyor beke top çıkartıyor. Stoperin görevini yapıyor. Korner atıyor, Pres dönüyor, geliyor yapıyor, bekten, asist pres yapıyor. yapıyor. Arka bir bakıyorsun Kruse Vedat'tan daha önde oynuyor aslında. Vedat onun arkasında oynuyor gibi. Aslında onun yapması gerekenleri Kruse yapıyor. Bu da senin takımında sıkıntı yaratıyor işte bunu görmek lazım. Değil mi? Mecburen Dirar'ı sol bekin yok alıyorsun sol beke. Karışıyor. Şimdi Serdar Aziz cezalı olunca sezon başından beri oynatmayan ben değilim yani Serdar Aziz'i. Sezonun ilk Bunları söylediğinde ne haftalarında. oluyor biliyor musun? Sen Fenerbahçe düşmanı oluyorsun. Ya Neden? bana ne kardeşim ya? Neden Ben böyle bildiğimi zannediyorlar söylüyorum. ki sen Fenerbahçe, yani diğer Fenerbahçelerden daha az Bak ben Fenerbahçelisin? fena bir şey söyleyeyim mi? Koca sezonda Gustavo'yla bir bölümde Emre'yi ayrı koyalım onu zaten. 39 onun hiçbir suçu yok bence. Bence de. En ufak bir suçu yok. 39 yaşında adam bu kadar mücadele ediyor olması, hata yapmış olması. Son Rize maçında bir hata yaptı mesela gol olsaydı 2-2 oluyordu maç falan filan. Hiç önemi yok onların. Çünkü Emre 39 yaşında. Fenerbahçe'de Gustavo'yla Ozan dışında hiç kusura bakmasın kimse. Yararı olan oyuncu sayısı çok az ya. Geçen sezon Dirar o kadar eziyet çekmesine rağmen kadro dışı kalmasına rağmen geldi Fenerbahçe'nin belki de 6. olmasında etkisi olan bir insan oldu. Ama Dirar'ı aldın, sola oynattın, Dirar'ı da bitirdin. Mesela. Tamam mı? Şimdi bunları konuştuğun zaman o insanlar üzülüyor. Ya Vedat Kuruze'den daha çok arkada oynuyor, Kuruze önde oynuyor. Bunu hoca görecek, ben görmeyeceğim. Benim işim bu değil ki. Senin çizgilerinde oyuncun yok. Sen hala çizgi oyuncusu gibi oynatıp Tolga'yı oynatıyorsun, Deniz'i oynatıyorsun filan çizgide. Ya Deniz'in yeri de değil, Tolga'nın yeri de değil o. Şimdi bunları sen karıştırıyorsun. Karıştırınca o zaman hem verimli futbol gelmiyor hem stres içinde maç izliyor taraftarın. En iyisi Ozan'la Gustavo Fenerbahçe'nin bence bu sezonun ilk yarı değerlendirmesiyle ilgili en iyisi Sivas ve Rıza Hoca ve bütün takımı. Öncelikle Başakşehir takımı ve bütün hocası Okan'ı, yardımcıları ve yönetim kurulu, Trabzonspor'un başkanı, Ünal Hoca ve takım arkadaşları, yol ettikleri oyuncular. Ciddi puanlar kaybettiler ama neticede onlar da ilk üç sırada yer aldılar. Bunlar başarılıdır. Trabzonspor ne Yürekten sakatlıklar yaşadı. alkışlıyorum hepsini. Sürekli de Büyük sakatlıklar yaşadı. sakatlıklar Yani yaşadı Ekuban'a en ve iyi takımın en iyi döneminde Ekuban gitti. 3 iyi bir oyuncu gitti. Abdülkadir gitti. Düşünsene yani çok önemli. Onlar 3 maçta oynasa Çok bambaşka bir durumla karşı karşıya da 3 kalabilirdi maçta belki. 9 puan koy Trabzonspor'a şimdi. Evet. Zaman başka bir şey Yani biz olacak. biraz daha vasata, biraz daha kötü ve leş takımlarımızın oyuncu planlama, oyun planlaması leş maalesef. Yani şunu söyleyeyim. Yani şimdi 30 puan, 32 kaç, 37 mi Trabzon şey Sivas 37 puan herhalde. Bakayım. 37, 37, 37, 37 puan. Şimdi yani bu 37 puan çok iyi bir puan Çok iyi normalde puan. ilk yarı için. Şimdi 37 puan. Geride kalan puan ne? Geçen sezon Galatasaray Ha, yok şampiyonluğun yok. kaç puan ilan etti? 67 ile Ha. 68 ile. Şimdi geride kalan bir puan daha var. Kaç puan? 17 çarpı 3 diyeceğiz. 51 puan var. 51 puan daha var. Yani bu 51 puanın
37'sini yine alsa 74. 74. Şampiyonluk puanı. Evet. Yani şundan bak. Yani şimdi 51 puan, 37'sini de alsa 74 puan şampiyonluk puanı. Güzel bir puan. Çok iyi. Yani bunu alamaz diyebilir miyiz? Kadroyu bozmazsa, gerektiği desteği almadığı için moralleri bozmazlar, psikolojik olarak sıkıntı yaşamazlarsa. İkinci yarı biraz daha sert geçecek orada. Kar, kış, antrenman. Gerçi onların hepsini ayarlamış Mecnun Başkan. Antrenman sahasını kapattırmış üzerine. Kar çok fazla da etkilemiyor takımı ama neticede etkiliyor. Öyle ya da böyle bir çalışma ortamında sıkıntı yaşanıyor. Koca bir sezon geride, ilk yarı geride kaldı. Ya arkadaş, bir tanesi de çıkıp da hocalardan, hocayı futbol adamlarından bir tanesi çıkıp da Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in 11 maçta yaptığı hataları anlatmıyor. 17'yi geçtim. 11 maçta %100 birebir hatası var. Konuştuk bunu. Oyuncu evet. Değişiklikleri de dahil olmak üzere. Ersun Yanal'ın bireysel olarak oyuncuların hamleyle yerlerini değiştirmesinden dolayı yaptığı hatalar var. Bir tek sol bek yüzünden yaşadığı sorun var. Ve bunlar konuşmadı. Abdullah Avcı sezon başından beri doğru düzgün bir dikiş tutturamadı. Çok ciddi para harcamış olmasına rağmen belki de Beşiktaş'ı vasata alıştıracak oyuncular alındı. Ne olursa olsun, yani bugün baktığında alınan transferlerin hepsinde soru işaretleri var. Ne soru işaretleri var? Beşiktaş'ın kalitesine uygun oyuncular mı diye soru işareti var. Doğru mu? Bir tek Ruiz'den memnunuz, o da devamlı yok. Yani o da devamlı yok. Devamlı kart görüyor, sakatlanıyor, şudur budur. Evet. Anladın mı? Enkodu bir parlıyor, bir duruyor. Diaby bir parlıyor, bir duruyor, hiçbir şey yaptığı yok, adam geçemiyor, güçlü değil, şu değil, bu değil. Anladın ya mı? Ben yani Elneny, yani suya sabuna dokunmuyor. Hadi idare eder hani neticede, ama belki de yanındaki adam bu yok, 8 numarası mı yok? Elneny'nin şöyle bir katkısı oldu. Elneny'nin Atiba'nın yanına gelmesiyle birlikte Atiba daha da hücumu düşürdü hale geldi. Ya bak hala Atiba diyorsun diyoruz. Ya. Nasıl demeyeyim? 36 yaşındaki Atiba'yı, nasıl demeyeyim ben? 39 yaşındaki Emre'yi alkışlıyorsa bu ülke futbolu, artık demek ki ne kadar aşağıda olduğumuz belli. 36 bak, bu yaşındaki bir tarafa, adam 3 asist, 1 ya gol yapmış. Neler yapıyor yani? Düşünsene onun iyi olduğu bir yerde biz futbolu hiç konuşmayalım yani. Yani 36 yaşındaki bir oyuncuyu alkışlar hale geldiysek ve sen de şimdi övüyorsan 3 asist, 1 gol filan diyorsan, değil mi? O zaman bir şey var abi, bir şey de eksik var. Bir şey de hata var. Eksik ne biliyor musun Ferdin abi? Ben Diaby gibi bir futbolcuyu Türkiye'nin her liginde bulurum. Ama ya her yerde burada var kardeşim onu yani. Onu gidip bulamayıp da o kadar parayı Diaby'ye veriyorsan sorun 5 milyon euro mu? O kadar yok, değil de. Şey, Enkodu'ya 5 milyon. Evet. %50 bonservisi oldu. Az buz değil yani. Kimse hiçbir şey konuşmuyor. Bak şimdi geçen haftaya bakıyorum arkadaş ya. Kimse bunları neden konuşmuyor? Bu koca koca adamlar televizyonlarda, yayınlarda. Şimdi onları da eleştirmek istemiyorum. Belki bambaşka açıdan bakıyorlardır da. Ya arkadaş bak açalım abi. Beşiktaş 4-1 Gençler Birliği maçı. Gençler Birliği'nin hocası? Hamza Hoca. Değil mi? Evet. 4-60'ın. Hamza Hoca böyle kapalı oyun oynamayı seven bir hoca da değil bu değil. Arada. Belirli bir seviyeye geldi. Maalesef Hamza Hoca da orada kaldı. Hiç ama çıkamadı. Kırmızı kart şimdi onu ben, çok engelledi. O kırmızı kartta da iyan var zaten. Bak şimdi 3 maça dönelim o zaman. Beşiktaş maçından ziyade. O maçta işte yaşananlar ortada. İşte Fırat Hoca'nın yaptığı hatalar şudur budur. Oyuncu tabii ki tepki göstermemeliydi. İşi bu değil. Oyununa devam etmeliydi. Ama kırmızı kart hak etti. Öncesinde hak Vida'nın hareketini görmezsen. Görmezsen Beşiktaş tribünlerde kalktı. Ne yapıyorsun kardeşim? Sen bizim galibiyetimize leke sürme dedi. Dedi. Aynı Fenerbahçe'nin demesi Beşiktaş gibi. Maçındaki olduğu gibi. Demeliydi. İşte ama o kargaşayı anlattım sana. Orada Ersun Yanal'la Ali Bey arasındaki o garip bir durum olunca herkes dağıldı zaten Fenerbahçe'de. Kimse ne söyleyeceğini doğru düzgün bir araya getiremedi. Şimdi bak bu şeye gelelim. Stajyer hocalarla kurulmuş bir düzen var. Stajyer hocalara karşı galibiyet oluyor, herkes mutlu. Ne güzel değil mi ya? Ya şimdi Galatasaray oynuyor. Antalya Spor'la hocası Thomas. Hiç takım çalıştırmamış. Ve neticesinde görevine son verildi. Dönüyorsun Trabzon 6 tane atmış. Kayseri'ye hocası yok. Garip bir şekilde hocası yok. Yok. Yani garip. Hakikaten çok garip. Yok. Şimdi stajyer hocaya bir tane Başakşehir 5 atmış. Staj hocası olmayan. Kayseri'ye parası olmayan. Ciddi aciziyet içinde, sıkıntı içinde olan Kayseri'ye
66 tane Trabzon. Galatasaray 65 tane Antalyaspor'a hocası stajyer. Bile değil aslında, yardımcı antrenör. Sonradan hoca olmuş filan. Stajyer hocaları kazanınca herkes alkış. Her şey bir anda unutuluyor. Koca sezon içinde yapılan hatalar, kaybedilen puanlar 30 yıl sonrasında, yani yıllar sonrasında 3 büyüğünün sıralamada olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Herkes mutlu. Fenerbahçeli taraftar da mutlu, Beşiktaşlı taraftar da mutlu, Trabzonlusu da mutlu, Galatasaraylısı da mutlu. Vallahi helal olsun. Ya ve ciddi paralar harcanıp yapıldı bu oyuncu, bu transferler. Şimdi Ünal, hemen biraz evvel Ünal dedik ya, Ünal Hoca'ya girelim. Ya arkadaş, herkesin kendine göre bir siyasi görüşü olur, bir tavrı olur, bir tarzı olur. Bak millet hiç söylemiyor da bu konuları. Bu iş tamamıyla bir siyasi durum. Beni de hiç ilgilendirmez, siyasette hiç işim olmaz, biliyorsun beni. Evet. Ya kardeşim, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti diye Ünal Hoca'ya sen nasıl ziyaret edersin diye bir ağız dalaşı yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. O mu asıl gerekçe? Asıl gerekçe bu tabii, Trabzon'a yardım edilmiş. O zaman söyledik biliyorsun, savcılığa şikayet edeceğiz dedi ya Trabzon sizleri, beni falan evet. filan. Ya kardeşim, yani evet, kulübümüze yardım edildi. Devlet bazen bazı kurumlara yardım ediyor. Her zaman ediyor bunu. Ediyor. Bunun en müzdariplerinden bir tanesi bence Beşiktaş'ta Fenerbahçe. Yani son zamanda birazcık bal çalındı Fenerbahçe'ye, işte Kenan Evren. Aslında tamamıyla insanlar yok çok güzel iş yapıldı falan Fenerbahçe. Ya kiralık kardeşim, orası bilmem kaç yıllığına ne kadar yarar olup olmayacağını kimse bilmiyor. Uzun belki de zarar vadede, çıkacak. Uzun vadede zararlı olacak. Zararlı şimdi. Olacak. Konuştuk bunu. Ülker Arena, orası Fenerbahçe'nin değil ki kardeşim, o Ülker'in yeri yani. Fenerbahçe'nin olduğu imar yasası çıktığı yer Fenerbahçe'nin değil. Ben şunu anlamadım değil. Yani Ünal Karaman, Ünal Hoca'nın Ekrem Bey'i ziyareti niye rahatsız ediyor? Ekrem İmamoğlu Trabzonlu. Ya Trabzon tamam sporlu. Da şimdi bu süreçle ilgili... Yani spor siyasetten yöneticilik de yapmış. Olmuyor. Yani bugün sana bir parmak bal çalınır, yarın öbürüne parmak çalınır ama birine çok parmak bal. Düşünsene, kovan verilir. Kovan verilir. Yani işte bu da yanlış aslında. Bunun veriliyor olmasını sorgulamak da yanlış. Şimdi bugün Ünal Karaman gibi delikanlı, mert bir adam, yeterliliğini tartış. Ben de tartışırım. Ama cesareti sorgulanamaz. Ama cesareti, adamlığı sorgulanmaz. Çünkü o altyapıdan o gencecik çocukları takıma, Türk futboluna kazandı. Aynen. Fenerbahçe camiasının, Beşiktaş'ın var kayıtları açıklansın çağrısının üzerine. Fenerbahçe de yaptı. Çok güzel bir açıklama yaptı evet. Bence. Sezonun bütün marka kayıtları açıklansın. Evet, geçen sezon da açıklansın. Evet, açıklansın dendi. Ondan da geçtik abi. Bari 2020'ye şeffaf, adil girelim diye bundan sonraki bütün marka kayıtları açıklansın. Avustralya Ligi'nde bir maç görüntüsü düştü sosyal medyaya. Evet. Şak diye. Şak diye. Bir online. Dakika sürdü. Hatırlarsan biz bunu konuşmuştuk. Evet. Konuşmuştuk. Yani çok basit bir şey aslında bu dedik. Bu yapılabilir. Teknik olarak çok mümkün. Bir tuşla yapılacak bir şey. Yani o mikrofonun, mikserinin sesi yayına verilecek. Bu kadar basit. Evet. Ama yapılmıyor. Yapılmadığı sürece bunu elbet bir gün yapılacak. Var devam edecekse bu elbet bir gün yapılacak. Bunu sen yap. Fernando abi, 3 sene daha böyle giderse bu lig, kimse Türkiye Süper Ligi'ni izlemeyecek. Evet abi, şimdi 3 sene. Bu yönetim biçimi TFF'den, MHK'sinden, futbol kulüplerinden, medyasından 3 senesi kaldı. Çünkü ben bile artık yani hani coşkuyla maç izlemiyorum. Hani ne oluyor bakayım, ne yapılıyor diye gündemi takip etmek için maç izliyorum. Onun dışında ya Almanya Ligi'ni, ya İspanya Ligi'ni, ya İngiltere Ligi'ni izliyorum. Türk Futbol Bileşenliği'nin el birliğiyle böyle devam ederse bunu gömecekler, farkındadırlar diye umut ediyorum. O değiller, değiller de hiç değiller. Hiç değiller. Yani bak diyorum yine. Benim şöyle bir önerim var. Yani Türk futbolu artık izlenme noktasına geldi. Yayıncı kuruluş yayın dekoder satamıyor. Reklam gelirleri yok. Bir iki senede düzelecek gibi değil bu futbol zevki. Ya işte al harcama limitleri. Ama şöyle bir önerim var. Biz toplumumuz magazini sever. Futbola yeniden ilgiyi arttırmak adına en azından var açıklansın canlı yayında ne konuştukları, o magazinden takip ya edelim en azından. Yavrum, o magazine yavrum. O magazine tam oluruz biz tam yani. Tam olursun da işin içinden çıkamazlar. Bak ağızlarından gerginlikle küfür çıkar. Ağızlarından yanlışlıkla başka şeyler çıkar. Ya kabul, onu da kabul ediyoruz. Onu da kabul ediyoruz ya. Aydınus küfür etmedi mi? Ya etti. Etti. Biz onu da kabul ediyoruz. Onların yayınlarıyla ilgili şeyler olmadı mı? Konuşulmadı mı yani?
Onları bir anda piyasaya Bak Ferdan bak atmadılar magazin yani. kısmı tutar. İnsanlar magazini seviyor. Evet Evet, yani doğru böyle söylüyorsun. adalet şeffaflığı geçtim. En azından ilgi artar. Yani ben mesela hiç olmadık mı bütün maçları izlerim yani. Bütün Evet. maçı ne konuşuyor hakemler diye izlerim yani. Bizde de kısa, hızlı cevap, hazır cevaplılık sıkıntısı olduğu için o daha da uzar. Böyle Tabii. sakız gibi çekerler, tamam mı? Eğleniriz. Eğlenirsin. Sosyal medyada Zaten çok baş bari, bari dediğin gibi sağda doğru düzgün bir şey görmüyoruz. orayı takip. Mizah Orayı çıkar. takip. Yani hani medyaya mizah çıkar, sosyal medyaya olay çıkar. Yani döner ondan gündem. Bayağı döner yani. Al bak işte biraz evvel bahsettiğimiz adaletsizlik de burada 156 bin TL harcayabilecek Galatasaray. 935 bin lira harcayabilecek Beşiktaş değil mi? Burada yanlış okuyormuşsam. 93 mi çıktı? 93. Şey pardon. Evet. 150 bin lira harcayabilecek Fenerbahçe. Ve bu diyor. Yani şimdi bu harcamaların hikayeleri bambaşka. Fenerbahçe bu durumda hiç transfer yapmaması lazım. Bir daha aşık olduğu Beşiktaş için de zaten ciddi satmadan sıkıntı var. yapamıyor He. zaten. Şimdi böyle olunca bir tek kulübe yaramış oldu. Neden? İşte emlak konuttan geri dönen para var, o var, bu var. Onların şeyi var. Aslında tam tersi olması lazımken. Ben Bak tam tersi olması lazım. 2019'un futbol ayı diye sordum ya Ferdin abi. Bence 2016'nın, 17'nin, 18'in, 19'un, 20'nin futbol olayı emlak konuttur. Emlak konut tabii. Bu son 4 yıla ve sonuçlarına ve saha kaderine ve pek Direkt çok etki şeye etmiştir etki kardeşim. eden bir olaydır. Yani bu herkesin gözünün içine baka baka o da olmuştur. Kimse çıt çıkartmamıştır. Söyledik, söyledik. Dilimiz döndüğünce anlattık işte. İnce ince dokundu bu işler. Evet. Ama böyle bir şey oldu. Yani ben bence son 4-5 yılın en büyük futbol olayıdır. Bir imar olayı. Şimdi bu Bir şey taşınma olabilir. Bu hikayesi. Bankalar Birliği ile ilgili olan konu tekrar gündeme gelebilir Fenerbahçe ve diğer takımlar için. Fenerbahçe bazı görüşmeler yapıyor. Dış kaynaklı bir mali olarak şey de yapabilir. Bir sponsorluk anlaşması da yapabilir. Bunların getirisiyle birlikte bu açmazı çözer kısa zamanda. Transfer yapmamayla ilgili ya da puan silme ile ilgili bir sıkıntı yaşamaz. Eğer Tabii ki. Bankalar Birliği ile bir sözleşme istediği Fenerbahçe'nin de istediği şartlar oluşursa o zaman iyileştirme diğer kulüpleri de yapılabilir. Böyle bir durum da söz konusu. Bunlarla ilgili yap işte yani bunların hepsinin planı olması lazımdı. Baştan en baştan planlı hareket edilmesi lazımdı. Kulüpleri yönetenler, geçmişteki yönetenler sorgulanmadığı sürece bu iş böyle kar topu gibi gidecek. Kar topu gibi Üç gittikçe sene de maksimum. ne maksimum bitti ya. Yani 3 sene daha izlenir. Yani Hayır, son bitti izleyici 3. sene terk yani. eder ligi. Son Yani hani izleyici. atıyor tutuyor millet ama ya kardeşim keşke o zaman ligi bir ara verselerdi de 4 sene Avrupa olmasaydı, 5 sene Avrupa olmasaydı da atıyorum mesela yani. Olmasaydı da şurada çok da Avrupa için transfer yapıyor. Yapmayın kardeşim Avrupa için transfer Ne o zaman. yaptın zaten? Kendi özüne dön. 5 tane transfer yap. Yabancı, genç oyuncu al. Çok yüksek bedeller. 1 milyon euronun üzerinde oyuncu bedeli ödeme. Bütçeni çek 20 lira, 20 milyon eurolara. Bak nasıl düzeliyorsun 5 sene içinde. Sevgili Fjordun abim, Evet. canım abicim. Transfer konuşmuyoruz. Özellikle konuşmuyoruz. Evet. Çünkü belirli isimleri söyledik. Olur olmaz. Çok yüksek bütçeler gerektiriyor ama başka yollarla da yapılabiliyor bu transferler. Şu anda o O yüzden yollar ara... girmiyoruz. Evet. Çünkü işte harcama limitleriyle ilgili yaşanan süreci bir çözülsün. Ondan sonrasında zaten listeler belli. Hemen hızlı bir şekilde girilir. Ama şu var, net olan bir şey. Ne olur bir kere olsun. Yıllardır söylüyorum. Her seferinde söyleyeceğim bunu. Kamp günü yapılmış olan transfer orada olsun. Olmayacaksa hiç almayın zaten. Boşu boşuna transfer yapmayın yani. Ligin 3. haftasında, 5. haftasında Aynen futbolcu şimdi. geliyor. Fenerbahçe'de durdurdular. 2 tane stoper lazım. 3 tane sol açık lazım. Sağ açık lazım. 1 tane sol bekler. Ya arkadaş, Fenerbahçe'nin 1 tane sol beki Hasan Ali var. Sol bek lazım. Ön tarafta basacak. Ön tarafta çok iyi işler yapılacak. Bir takım halinde aslında zaten da. Ayağına, yüreğine sağlık Ben Ferdin teşekkür abi. ediyorum. Tweetini de attım zaten. Gönlümüzün daimi misafirisin Sen zaten. misin? Allah razı olsun. Her zaman sen de öyle. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşürüz inşallah. Hoşça kalın.